Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Skylines serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım. Dostlar, artık şehrimiz gerçekten büyüdü. Hani gerçekten artık bir metropol haline geldiğimizi rahat bir şekilde söyleyebiliriz dostlar. Ve bu metropolün daha da geliştirilmesi, daha da büyümesi adına bu bölümde yine Kerem'le belediyesi olarak hamlelerimizi yapmaya, icraatlerimizi gerçekleştirmeye ve atılım ve yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Dostlar, çok güzel bir bölüm yine sizleri bekliyor her zaman olduğu gibi. Şu yağmuru bir kapatalım. Şu anda gece gündüzü gördüğünüz üzere açtım. Yani gece gündüz şu anda açık. Eğer gece olursa şaşırmayın. Ayrıca zaten uzunca bir zamandır da şehrimizin gece görüntüsüne bakmıyoruz. Artık bu bölüm şehrimizin gece görüntüsünü de bir görmek isteriz. Zira şehrimiz gerçekten gelişti, büyüdü. Artık gece de nasıl göründüğünü bir görmek lazım şehrin. O yüzden gece olmasını da bekleyeceğim. Bu bölüm yine biliyorsunuz biz bazı bölümlerde ara ara sadece icraatlar yaptığımız bölümler gerçekleştiriyoruz. Sadece şehrin bazı sorunlarını çözdüğümüz veya şehrin bazı yönlerini gerçekleştirdiğimiz bazı yönlerini geliştirdiğimiz bazı bölümlerimiz oluyor. Bu bölümde yine bunları gerçekleştireceğiz. Birkaç adet kendime madde belirledim, bir liste yaptım ve bu listedeki bütün icraatları, bütün yatırımları gerçekleştirmeye çalışacağız bu bölüm sizlerle. Şöyle ki sayıyorum abi, direkt listeyi sayacağım, öyle detaylı detaylı hepsini anlatmayacağım yoksa video bitiyor. Şöyle bir saymam gerekirse neler yapacağımızı. Öncelikle Keremli Parkı'nda yolların arasını ağaçlandıracağım, yani şu bölge ağaçlandırılacak. Onun haricinde ilk konuttan stadyum bölgesine bir otobüs hattı çekeceğiz. Özgürlük heykeli artık bu bölüm inşa etmeyi düşünüyoruz. Gerçi ben özgürlük heykelini yükledim ama bulamadım. Gerekirse Steam atölyesine girer bir daha yüklerim abi, sorun değil. Keremli Parkı'nın içerisine bir adet basketbol sahası yerleştirilecek. Bu da yine bugün yapacağımız icraatlardan bir tanesi. Liman inşasını almışım listeye ama liman inşası için şu anda nüfusumuz yeterli değilmiş. 28 binlik bir nüfusa ulaşmamız gerekiyor liman inşa edilmek için. Bu sebeple bu bölüm gerçekleştirilecek bir hedef değil. İkinci Kerem Bey Köprüsü inşa edilecek. Artık iki yakayı, yani ilk konut bölgesi ve karşı yakayı birbirine bağlayan iki adet köprü bulunacak şehirde. Stadyumun çevresi bir spor kompleksi haline getirilecek. Sadece spor kompleksi değil, aynı zamanda bölgeye bir otel de inşa edeceğiz. Hani rakip takımın taraftarları da yine gelsinler bu otelde kalsınlar. Rakip takımın oyuncuları da yine bu otelde kalabilirler. Bizim takımın oyuncuları da bu otelde konaklayabilirler maç öncesi. Bu sebeple stadyumun hemen arkasında bir tane de otel düşünüyorum spor kompleksi haline getirmenin yanı sıra. Onun haricinde Beyaz Yaka'nın adı artık Akyaka olacak dostlar. Bir tane arkadaşımızın verdiği öneriyle, ismini hatırlamıyorum kusura bakmasın. Beyaz Yaka yerine Akyaka daha güzel bir isim değil mi diye sordu arkadaş. Bana da çok mantıklı geldi. Yani Akyaka daha güzel. Hani Beyaz Yaka'ya göre Akyaka daha gerçekçi bir isim gibi duruyor. O sebeple ben oranın adını artık Akyaka'ya çevireceğim abi. Artık Beyaz Yaka yok. Artık bu saatten sonra Akyaka var. Bir de otel inşası. Bunu zaten stadyumun yanında yapacağımızı söylemiştim. Bu bölüm gerçekleştireceğimiz hedefler bunlar ve ben bu hedefleri en güzel maliyetlere, en uygun fiyatlara gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum dostlar. İşte gördüğünüz üzere Keremli şehrine gece çöküyor. Gerçekten gecesi de ayrı bir güzel abicim bu şehrin. Şöyle baktığımızda neresinden bakarsanız bakın mükemmel bir manzara Keremli şehrinde sizleri karşılıyor. Özellikle kentsel dönüşüm bölgesi, Keremli kentsel dönüşüm projesi bölgesi gerçekten mükemmel görünüyor abi. Hani şöyle baktığınızda düşük yoğunluklu konut bölgelerinin arasında parlayan ışıl ışıl bir yıldız gibi. Yıldız. Bölgeye bir isim bulmaya çalışıyorum da yıldızlı bir şey güzel olabilir bak. Yıldız kent. Aynen öyle. Yıldız kent. Bak yıldız kent güzel oldu abi. Hemen hatta adını artık çevireyim. Zaten artık kentsel dönüşüm bölgesi olarak kalmasına gerek yok. Yıldız kent olsun. Aynen öyle. Yıldız kent şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Keremli şehrinin ilk kentsel dönüşümünün gerçekleştirildiği bölge Yıldız kent bölgesi. İlk konut bölgesinde hemen merkezinde bulunan bir bölge. Keremli Belediyesi'nin emri ve Kerem Yılmaz'ın projesi dahilinde Yıldız kent, Keremli kentsel dönüşüm projesiyle yüksek yoğunluklu bölgelere çevrilmiştir. Buranın da böyle bir tarihi var abi. Gayet güzel. Ben yine buranın da merkezini güzel bir yapı inşa etmeyi düşünüyorum. Güzel bir yüksek bina inşa etmeyi düşünüyorum. O kadar yüksek değil. Hani biraz daha alçak olursa çok güzel olur gerçekten. Tamam yüksek olsun ama o kadar da değil abi. Hani anlatabildim mi bilmiyorum ama. Şimdi Keremli binasının, Keremli stadyumunun özür dilerim. Hemen arkasına bir Keremli nasıl desem o kulüp binası. Aynen öyle, oraya bir kulüp binası yerleştireceğiz. Ve bu kulüp binası Keremli FC'nin, Keremli Spor Kulübü'nün yönetim alanı olacak. Evet bu bina mükemmel. Bu bina gerçekten tam bir kulüp binası bence. Şöyle bakıyorum, tam ortaya yerleştirmeye çalışıyorum. 3, 4, 5, 6 bir tane şuraya kayarsa daha güzel olur. Aynen öyle. Tam buraya o zaman, ya da şurası, aynen burası daha iyi. Keremli kulüp binasını yerleştiriyorum abi. Hayırlı uğurlu olsun, artık Keremli FC
Bu gördüğünüz bina üzerinden yönetilecek abi. Tam Keremli Stadyumu'nun arkasında Keremli Kulüp binası. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir de stadyumun çevresine... Oo, su çekmemişiz bölgeye. Dur hemen bir su çekelim abi. Hemen bir su çekelim. Evet, güzel. Artık su ihtiyacı da gördüğünüz üzere karşılanıyor Keremli Kulüp binasının. Hatta adını değiştirelim. Keremli Kulüp binası. Aynen öyle. Ya da Keremli Yönetim Binası olabilir. Ya da kulüp binası daha iyi ya, tamam. Keremli Kulüp Binası. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Keremli Kulüp Binası'nda inşa etmiş bulunduk böylece. Çok da güzel durdu abi. Çok da güzel durdu. Bu arada bak bu ışıklar harbi güzel görünüyor. Ben gerisini ışıklandırmayı unutmuşum. Bu parktaki ağaçların bulunduğu bölgelerin. Oraları da hemen seri bir şekilde dilerseniz ışıklandıralım. Hız 1'de giderken hemen ışıklandırma işlemlerini tamamlayabiliriz abi. Şuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam park sokak lambası. Aynen öyle abicim bundan. Hemen şöyle yerleştirelim her yere. Güzel güzel ışıklandırılsın bakalım ağaçlarımızın olduğu bölgeler. Çok güzel bir görüntü elde edeceğiz gerçekten, merak etmeyin. Elimizi korkak alıştırmayalım, bol bol ışık koyalım. Özellikle kent meydanının çevresi bayağı ışıklı olsun bence. Yakışır yani kent park meydanının çevresine. Buraları da hemen bir ışıklandıralım. Çok güzel. Buraları da aynı şekilde. Biraz daha yüksek olan ağaçların bölgesine ışık koysanız bile öyle çok ışıklı göründüğünü söyleyemeyeceğim. Mesela bu ağacın altına ışık koysan ne olur abi, çok yüksek ağaç gerçekten. O yüzden çok da fazla ışıklandırdığını söyleyemeyeceğiz bölgeyi. Evet, şu şekilde. Evet, çok güzel. Harbiden güzel göründü abi. Evet, Keremli Parkı'nın gece görüntüsü de gerçekten ayrı bir güzel. Şimdi biz bu parkın dışını da... dışını ışıklandıralım lan bence. Değil mi? Yani ağaçlandırmak yerine ışıklandırsak nasıl olur? Şöyle yapabiliyor muyuz? Öyle yapmayalım. Biraz daha küçültelim. Şundan seçelim. Yok abi, öyle olmuyor. Tamam, tek tek koyacağız anlaşılan. Tek çare o gibi görünüyor. Tamam abi, şöyle tek tek koyalım. Ya öyle çok şey olmasına gerek yok zaten. Nasıl desem, aralarındaki mesafenin eşit falan olmasına gerek yok. Göt kararı bir şekilde Keremli Parkı'nın çevresini şu anda aydınlatıyoruz abi. Işıklandırıyoruz. Güzel de bir görüntü olacak bence. Her ne kadar random bir şekilde koymuş olsak da güzel görünecek, siz merak etmeyin. Ya Keremli Belediyesi'nin şu ana kadar yaptığı ne kötü olmuşsa bu koyduğu ışıklar kötü görünecek. Zaten biz oralara ağaç da koyacağız abi. Evet, şu anda tekrar düşündüm. Çevreyi ağaçlandırmak kesinlikle daha güzel olacaktır. Yani aslında bu ışıklar ağaçları ışıklandıracak. Yani o açıdan random koymamızda da bir sakınca yok. Şöyle devam edelim bakalım ışıklandırmaya. Çok güzel. Mükemmel oldu abi. Keremli gün geçtikçe, Keremli Parkı gün geçtikçe ışıl ışıl bir hale gelmeye başlıyor. Bu arada bence ağaç koymayalım. Şu anki hali gerçekten muazzam duruyor. Şu anki hali Keremli Parkı'nın gerçekten çok iyi duruyor. O yüzden ben... bence ışık koymayalım diyorum. Ağaç koymayalım diyorum. Şu anki hali gerçekten çok iyi. Yani içerisine girip bir gezelim mesela. Zaten şu anda hız 1'de, merak etmeyin. İçerisine bir de basketbol sahası koyalım hemen. Böyle boş olan bir alana koyalım. Neresi boş mesela? Şurası boş. Şuraya koyabiliriz abi bir tane basketbol sahası. Hemen bir park seçelim. Şurada zaten en başta basket sahası vardı yanlış hatırlamıyorsam spor alanlarında. Yok lan. Bir yerde basket sahası vardı ya, eminim. Burada değil, tamam. Burada da değil, tamam. Bu. Tenis kortu. Bak, bu da çok yakışır. Bina yol kenarına yapılmalı. İçine koyamıyor muyuz ya? Çok saçma be oğlum. Ya içine koyabilmemiz lazım. Zaten ben burayı park alanı olarak ayırdım. Yani park alanının içerisine benim her şeyi istediğimi koyabilmem lazım. Yani bu saçma bir durum biraz açıkçası. Park satranç tahtası. Tamam, o zaman bunları koyalım abi biraz daha. Şöyle şuraya koyalım. Biraz daha merkezi bir konum olsun. Aynen öyle. Çok da güzel göründü abi. Harbiden güzel göründü o bölgede. Güzel. Yani Keremli Parkı sadece öyle ağaçlardan falan oluşan bir bölge değil abi. İçerisinde sizin pek çok aktivite gerçekleştirmenizi sağlayacak yapılar bulunduran bir bölge Keremli Parkı. Daha da inşa edeceğiz daha bitmedi. Daha inşa edeceğimiz çok şey var. Başka mesela ne koyabiliriz? Park bilgisi kabini koyduk. Park tuvaletleri zaten bol bol koyduk. Evet, şu anda başka yerleştirmemiz gereken bir şey pek de yok gibi görünüyor açıkçası. Çöp kutusu koyabiliriz şöyle yol kenarlarına, bazı alanlara. Böyle yerleştirebiliriz abicim her tarafına parkın. Aynen öyle. Tam böyle yol kenarları daha güzel olacaktır. Bu çöp kutusu değil mi? Aynen, park çöp kovası. Güzel. Böyle hemen yerleştirmeye devam edelim bakalım. Kuşlar parkın üzerinde uçmaya devam ediyorlar. Tıpkı insanları ağırladığı gibi bu güzel hayvanları da ağırlayan bir park Keremli Parkı. Muazzam bir park gerçekten. Pek çok belediyeye hani ders verir nitelikte yapılmış bir park adeta. Her türlü hizmeti sağlanmış, insanların kolaylıkla ulaşabileceği ve insanların kolaylıkla ulaşmasına elverişli bir bölgede bulunan, daha doğrusu öyle söyleyelim, bir park
Gördüğünüz üzere insanlarımız koşularını, yürüyüşlerini yapıyorlar, sporlarını gerçekleştiriyorlar, aktivitelerini yapıyorlar. Gerçekten muazzam bir park oldu Keremli Parkı. Bu arada şu anda havalimanı inşa edilmesini isteyen pek çok arkadaşımız var. Fakat şu anda maalesef havalimanını inşa edemiyoruz. Havalimanı için 55 binlik bir nüfusa sahip olmamız gerekiyor. O nüfusa sahip olana kadar da park inşası maalesef gerçekleşmeyecek. Bu arada şuranın da hemen çevresini bir dört şeritli yolla kapatalım bence. Şöyle düz bir yolla, alan boş değil. Nasıl boş değil? Galiba dönüşler çok sert oluyor. O zaman böyle yapalım. Tamam, çok da yine sıkıntı değil. Aynen, güzel, bu şekilde de olur. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Biz böyle küçük şeyleri dert edecek kadar küçük bir belediye, küçük bir... kazanmışız, kazanmışız valla. Abi size helal olsun ya. Ulan 6 tane maç yaptık. 6'sını da kazandık. 0 mağlubiyet. İnanılmaz bir şey ya. Beraberlik bile yok. 6 galibiyet, 0 mağlubiyet, 0 beraberlik. Ya inanılmaz gerçekten. Sadece 500 Keremli dolarlık bir giderle... Her maçtan 120 bin lira artı 18 bin lira şey kazanıyoruz. Bilet parası kazanıyoruz. Yani inanılmaz ya. Ya bu Kerem nefsi var ya. Yani yapıyor bu işi. Koçlarım benim, aslanlarım benim ya. Şimdi şuranın merkezine bir tane yüksek bina, gökdelen yerleştireceğimizi söylemiştik. Ayrıca bir de stadyumun çevresine bir adet otel. Hemen şuraya koyalım abi. Şu bölge zaten stadyum bölgesi. Stadyumun kampüsü gibi düşünebilirsiniz. Hemen şuraya yerleştirelim. Evet abicim. Keremli Stadyumu için yerleştirdiğimiz otelde hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz üzere Drosso Villas Los Casino and Hotel. Çok da öyle bir şeye gerek yok. Keremli FC özel oteli. Özel oteli. Ama yine de taraftarları da ağırlayabiliyor. Rakip takım oyuncularını da ağırlayabiliyor. Ev sahibi takım, yani Keremli takımı oyuncularını da ağırlayabiliyor. Yani bu otel çok programlı bir otel. Öyle söyleyeyim. Bunun da hemen çevresine bir yol çekelim. Ya burası dediğim gibi stadyumun adeta kampüsü abicim. Bilmem anlatabildim mi? Şöyle şuradan bir yol. Son olarak da buradan. Aynen öyle, güzel. Yalnız Keremli Stadyum bölgesi harbiden güzel oluyor. Aslında bir de Keremli Kulüp binasının çevresine birazcık ağaç koyarsak daha da güzel olacak. Şöyle hemen ağaçları yerleştir. Çok yüksek ağaçlar olmasın, kötü görünmesin. Yani binanın görkemini bozmasın en azından. Böyle yaparsak. Aynen, biraz daha seyrek koyuyor. Güzel. Bu öneriyi de yine bir arkadaş vermişti. Yorumlarda gördüğüm bir arkadaş. Güzel bir öneriymiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Fırça büyüklüğünü küçülttüm. Böylece daha seyrek koyuyor artık ağaçları gördüğünüz üzere. Çok fazla ağaç koymuyor. Güzel haber. Bunu öğrenmemiz iyi oldu. Evet abicim, güzel oldu. Evet, gerçekten Keremli Kulüp binası bölgesi, yani Keremli Stadyum bölgesi çok güzel oldu. Harbiden benim de çok hoşuma gitti. O bölge bundan sonra artık rakip takım oyuncularını en iyi şekilde ağırlayacak. Yani düşünseniz abicim, rakip takımdan 1. ligin bir oyuncusunuz. Keremli'nin hani maçına geliyorsunuz. Şuradan takım otobüsünüz geçiyor. Şuradan Keremli Kulüp binası. Hani bütün görkemiyle kendini orada sizlere gösteriyor. Lan ne kadar çok kusuyor, oha. Aman aman, dikkat edelim. Bilgisayar ölecek. Yani şuraya bir geliyorsunuz, Keremli'nin son teknoloji stadyumu ve şuradan da kalacağınız otele sizi götürüyor otobüsünüz ve kalacağınız otel. Yani neresinden baksanız inanılmaz prestijli bir bölge inşa ettik abicim buraya. Çok da güzel oldu. Keremli Belediyesi çalışmaya devam ediyor. 6'da 6 yapan takımı için bütün bu harcamaları gözden çıkardı Keremli Belediyesi. Vallahi takımımıza da helal olsun diyelim. Keremli Parkı yol arasına ağaçlandır. Tamam, oralara ışık koyduk ağaçlandırma yerine. İlk konuttan stadyuma otobüs attı. Onu sona bırakalım. Özgürlük heykeli maalesef bulamadım. Onu da sona bırakıyorum. Keremli Parkı'nın içine basketbol sahası. Onu maalesef koyamadık. Liman inşası yapamıyoruz. İkinci Kerem Bey Köprüsü. Evet abicim. Şimdi ikinci Kerem Bey Köprüsü'nü inşa etmenin vakti zamanı geldi. Artık birinci Kerem Bey Köprüsü senelerdir bütün Keremli halkının hani ceremesini çekiyor adeta. Artık ikinci bir köprüyü inşa etmenin zamanı geldi. Şu bölgeden çekeceğim ben ikinci Keremli Köprüsü'nü ve buraya gelecek. Buraya geldiğinde işte istediği tarafa gidecek. İster sağa ister sola gidecek ve bu şekilde güzel bir görüntü de oluşacak. Şöyle, aynen öyle abicim. Bu şekilde gayet güzel. Evet. İkinci Keremli Köprüsü. Sultan ikinci Kerem Köprüsü. Cihan Köprüsü falan değil. Sultan ikinci Kerem Köprüsü. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Sultan 1. Kerem Köprüsü'nün yanına 2. Kerem Köprüsü'nü de yerleştirmiş bulunduk. Çok da güzel oldu abi. Birazdan zaten bayağı sıkı bir şekilde kullanılmaya başlayacaktır bu köprü. Şöyle bir zamanı hızlandıralım. Çok seri bir şekilde kullanılmaya baş. İlk olarak bir polis arabası geçti abi. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel oldu gerçekten. Yerel yönetimde birinin şehrimizin geleneksel görünümünü sevdiği belli demiş bir arkadaşımız, bir vatandaşımız. Yalnız 2. Keremli Köprüsü de, Sultan 2. Kerem Köprüsü de gerçekten bayağı şey çalışıyor. Bayağı aktif çalışıyor. Epey bir yolcu ağırlıyor gerçekten de.
Güzel haber. Güzel haber. Ama artık geceyi bir kapatalım değil mi? Çok fazla gece görüntüsüyle karşı karşıya kaldık. Sultan II. Kerem Köprüsü şehre hayırlı uğurlu olsun. Artık iki yaka birbirine. Şu köprüyü de sayarsak eğer, bu köprünün adı neydi? Sadiye Köprüsü. Yani ne gerek var Sultan 1. Yılmaz Köprüsü kardeşim? Yani ne gerek var Sadiye Köprüsü'ne ya? Sultan 1. Yılmaz Köprüsü, Sultan 1. Kerem Köprüsü ve Sultan 2. Kerem Köprüsü olmak üzere şehrimizin iki tarafı birbirine 3 adet köprüyle bağlanıyor. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Gerçekten güzel bir bağlantı oldu. Şimdi şöyle bir bakıyorum şehre. Evet dostlar, ufak bir kesit yaşadım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu İlkunut bölgesinden ya da başlarım otobüs hattına ya. İlkunut'tan stadyuma otobüs çekelim diyecektim de artık otobüs yerine daha yenilikçi ulaşım sistemlerini kullanmanın galiba vakti geldi ya. Harbiden vakti geldi galiba be abi. Yani tramvay olabilir, tren olabilir, metro olabilir. Ki metro bence çok daha iyi olur yani. Oğlum metro hattı böyle mi çekiliyor lan? Yol kenarına ha. Bir dakika, sadece deneme için koyacağım. Nasıl bir görüntüsü oluyor diye. Ha, bu şekilde. Peki bir şey diyeceğim. Yani mesela şuraya koyabiliyor muyum? Şuraya mesela. Ha, koyabiliyorum, güzel, tamam. Yerin altından geçtiği için sorun olmuyor. Yani bazı binaları yıkmamız gerekebilir. Metro istasyonları için öyle bir durum var. Yapacak bir şey yok ama. Hani yapacak da bir şey yok. Evet, o zaman tamam lan. Hiç bilmiyorum bakın, gerçekten. Hani hiç bilmiyorum şeyi. Metro inşa etmeyi, yani metro istasyonları inşa etmeyi, metro hattı kurmayı. İnanın zerre bilmiyorum. Ama bir şeyler deneyeceğiz abi. Şimdi biliyorsunuz şu bölge Keremli'nin ulaşım hattını sağlayan ulaşım bölgesi. Yani ulaşım hizmetlerinin sağlandığı bölge. Bu bölgede 3 tane otobüs garımız, 1 tane taksi garımız, 1 tane Keremli postanemiz bulunmakta. Bu bölgeye yerleştireceğim yine Keremli tren garını aynı şekilde. Cidden bu arada hiç bilgim yok. Yani eğer hani oyun çok iyi bilen arkadaşlarımız varsa aramızda, lan salak mısın, orası öyle yapılır mı falan demeyin abi. Cidden bilmiyorum çünkü, gerçekten bilmiyorum. Evet, gördüğünüz üzere koyduk. Bir dakika, sen havadan mı gidiyorsun lan? Bu havadan gidiyor bu. Şöyle bakayım. İlginç bir durum. Nasıl yapacağız abicim onu? Galiba. Oo, yolun üstünden falan gidemez değil mi? Yok, yolun üstünden gidemiyor da. Yani güzel bir şeymiş bu. Ama ben metro yapacaktım. Yani metro istasyonu yapacaktım. Kent merkezinde toplu taşıma. Bir dakika, şu ne? Metro hattı. Metro istasyonlarına tıklayarak aralarında hat oluşturun. Oğlum benim bunu inşa etmeme gerek yoktu ki o zaman. Lan ben bunu boşu boşuna inşa ettim. Neyse, yıkalım bari ya. Geri ödeme de yapılmıyor ki, keşke geri ödeme yapılsa. Neyse tamam, çok da sıkıntı değil. Benim şundan inşa etmem gerekiyordu. Aynen öyle, ben yanlış yaptım abicim biraz. Tamam. Şimdi metro istasyonlarımızı yerleştireceğiz abi. Bazı binaları dediğim gibi yıkmamız gerekecek. Öncelikle Keremli Bulvarı üzerinden geçsin bu metro hattı. Ya da metro her yerden geçsin. Metro zaten hızlı gidiyor. Trafik derdi falan desen zaten yok. Metro mümkün olduğunca en çok yerden geçmeye çalışsın abi. Keremli Bulvarı üzerinden gitsin, Akyaka'yı dolaşsın, Sultan 2. Kerem. Hatta evet abi, detaylı bir plan yapalım. Bakın şimdi Keremli Bulvarı'nın başından başlasın, tamam mı? Buradan başlasın. Birkaç bina yıkmamız gerekecek dediğim gibi. Aynen öyle. Keremli Bulvarı'nın başından başlıyor. Sonrasında Keremli Bulvarı üzerinden devam ediyor. Şu şekilde mümkün olduğunca durak koymaya çalışalım. Şöyle Keremli Bulvarı üzerinden devam ediyor. Aynı şekilde. Ve şuradaki 4 şeritli yola dönüyor abi. Şuradaki 4 şeritli yola dönüyor. Aynen bu şekilde. Güzel. Şimdi sonra buradan devam ediyor ve Akyaka'ya geçiyor. Akyaka'yı da dolanacak. Bu şekilde Akyaka'nın da bir çevresinden dolansın. Aa, bir dakika, Akyaka'da bina mı yıkmamız gerekiyor? Dur, şu küçük binalardan birini yıkabilirim ya. Hangisinin yıkılması? Tamam, o küçük bina yıkılsın. Tamam, çok da sıkıntı değil. Evet, Akyaka'yı da şu şekilde dolanıyor. Şuradan yine bir tane küçük bina yıkabiliriz. Şöyle bakıyor. Tamam, bu ikisi yıkılsın, yapacak bir şey yok. Evet, Akyaka'yı da bu şekilde dolandı ve Sultan 2. Kerem Köprüsü'nden geçti. Geçtikten sonra nereye geliyor? Tabii ki de Karşıyaka'yı bayağı bir dolanacak abi. Karşıyaka'yı harbiden epey bir dolanması gerekecek bu arada. Ve şu binalardan birini de yıkmamız lazım. Ya da şuraya koyalım, şunu yıkalım. Aynen, şunu yıkalım abicim. Tamamdır. Karşıyaka'yı epey bir dolanacak. Şuradan devam. Çok iyi. Nereye koyduk onu? Tamam. Şimdi sıra da şuradan gelsin. Bu bölgede daha fazla bina yıkmamıza gerek kalmayacak muhtemelen. Boş yerlere direkt inşa edebiliriz. Şuraya mesela konulabilir.
Bir dakika, orada bina yıkmak istemiyorum ya. Şunu tamam, onu yıkalım. Güzel, bayağı bir dolandı bu arada. Keşke şu içten de geçirseydik ama neyse, artık yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yaparız, buradan devam eder, tekrar gelir stadyuma. Aynen öyle yaparız abi. Şöyle devam ettirelim o zaman. Burada zaten full küçük binalar var, bunlar yıkılabilirler. Devam etsin bakalım oradan. Tamam, şimdi bu tarafa koyalım biraz daha. Koyamıyoruz. Yine iç tarafa koymamız gerekecek. Çünkü suya çok yakınmış o bölge. Gerçekten de öyle bu arada. Şunu yıkabiliriz. Tamamdır. Şimdi nereden geçecek biliyor musunuz? Şuradan geçip stadyuma gelecek. Onu nasıl yapacağız? Bir tane de şuraya koyalım. Tamamdır. Bir tane de şuraya. Tamam. Şimdi buradan geçecek abicim. Buraya gelecek. Çok var ya, zor ama yapıyoruz ha bu arada. Zor ama yapıyoruz yani. Umarım bu işin sonunda zortlamayız ya. Bir şeyleri yanlış yapmamışızdır umarım. Ve stadyuma gelecek, tamam. Şimdi bunları bir birbirine niye bağlayamıyorum? Metro Trucks inşaat. Ulan gerek var mıymış? Vay anasını, gerek varmış demek ki ya. Bilmiyordum ben buna ihtiyaç olduğunu. Şimdi ben şundan bir tane koyunca bağlayabiliyorum. Yeni hat oluştur. Oğlum hiç anlamıyorum ben bu işten, lanet olsun ya. Zerre anlamıyorum gerçekten. Nasıl yapacağım lan ben şimdi bunu? Şuraya mı bağlayacağız? Yok, iki tane yeni hat oluşturduk manyak gibi. Hattı nasıl yıkacağız? Hattı nasıl kaldıracağım? Heh tamam, kaldırdım. Sağ tıkla kaldırılıyormuş. Şimdi yeni hat oluşturayım. Tamam, güzel. Sonra... Ha, durak ekle. Evet, durak ekledim oraya. Ekle. Eklemiyor. Beyler, durak eklemiyor. Beyler vallahi ben bu işten hiç anlamıyorum. Vallahi bak, ciddiyim, ben bu işten hiç anlamıyorum. Sonra buraya durak ekle. Yok yok yok, ben bu işi çözemeyeceğim abi, yok. Ben bu işi çözemeyeceğim. Vallahi çözemeyeceğim. O kadar metro istasyonu inşa ettik her tarafa, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ya. Gerçekten rezil bir durum ya. Cidden rezil bir durum. Kent merkezinde toplu taşıma düşünüyorsanız trafik stresini azaltarak yer altından yüksek hızda seyahat tam sizin seçiminiz. Önce metro istasyonlarını yerleştirin, onları tünellerle birbirine bağlayın ve sonra yolları planlayın. He. Bir dakika, şimdi bu bir metro istasyonu değil mi? Yok, bu değil. Şu bir metro istasyonu. Tamam, tünellerle birbirine nasıl bağlayacağım ben bu elemanları? Buradan geçiyor şey. Yani tüneli nasıl bağlayacağım birbirine? Dayı, ben onu soruyorum sana. Tamam, yeni hat oluşturdum. Ne güzel. Çok güzel. Sonra ne yapıyorum? Durak ekleyemiyorum oğlum. Durak neden bilmiyorum. Ben ekleyemiyorum durak. Tıklıyorum, durak eklenmiyor. Allah Allah. Allah Allah. Şu an çok sinir oldum ya. Kardeşim yani metro istasyonlarına tıklayarak aralarında hat oluşturun. Hattı çizerken önce varış noktasını, daha sonra kalkış noktasını seçin. Önce varış noktası. Tamam, varış noktası stadyum. Kalkış noktası da bura. Seçemiyorum oğlum. Seçemiyorum yani. Olmuyor. Yani çok ilginç bir durum ya. Cidden çok ilginç ya. Başlangıçtaki istasyona geri dönmesi gerekmektedir. Kalkış noktasını seçin. Metro hatlarının başlangıçtaki istasyona geri dönmesi gerekmektedir. İstasyonların tünellerle bağlanması şarttır. Ben o yolu nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Nasıl bağlayacağım şimdi ben o yolları? Yani. Bilsem yapacağım. Bilmiyorum kanka. Çok sinir oldum ya. Vallahi çok sinir oldum ya. O kadar şey yaptık. Tamam, tünelle geçiyorsun. Aynen. Tamam, ne güzel. Git tünelle. Tünelle git de. Ben seni şu istasyonlara... Ha, böyle mi? Oğlum böyle desene ya. Böyle desene ya. Tamam. Galiba anladım ya şimdi. Tamam 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 tamam. Ben bu sefer anladım abi, eminim. Yapacağım beyler şimdi, tamam. Sizi bayağı bir kanser ettim, farkındayım. Ama yapacağız ulan. Yapacağız lan. Tamam mı, halledeceğiz şimdi, hadi bakayım. Şuraya insin. Sonra bir daha yerin altına insin. Şimdi yerin altına git. Heh ya, budur ya. Yemin ediyorum var ya. Yemin ediyorum var ya. Sabahtan beri bunun için uğraşıyorum ya. Tamam abi, ne diyorduk? Keremli Bulvarı üzerinden gidiyor. Sonra nereye bağlanıyor? Buraya mı? Ha, şuradaymış sıradaki durak. Tamam, oraya bağlayacağız.
Ne kadar dönemeçli gidiyorsun oğlum, o ne öyle? Şöyle git, aynen. Tamamdır, oraya da bağladık. Sonra... Tamam bak, zaten çizeceğimiz yol belli. Evet lan, oğlum metro oluşturmak çok zevkliymiş lan. Vallahi çok hoşuma gitti. Şu an çok hoşuma gitti gerçekten. Bundan sonra full metro baba. Full metro bundan sonra. Şuradan devam. Güzel. Çok güzel. Şimdi Keremli Köprüsü'nden geçeceğiz dedik. Şöyle seri bir şekilde geçirelim dilerseniz. Keremli Köprüsü'nden. Vay be, denizden bile geçiriyoruz. Vallahi var ya, biz bu işi yapıyoruz ha. Biz bu işi yapıyoruz ha. Güzel oldu, güzel. Denizin altından da geçirdik. Hat tamamlanmadı. Tamam, merak etme ya, daha tamamlanmasına gerek yok şu anda, dur. Sen rahatta kal kardeşim, biz halledeceğiz ya. Biz halledeceğiz, sen rahatta kal. Böyle şuradan. Şöyle şuraya bağlansın, güzel. Sen de şuraya bağlan koçum. Tamamdır. Ne yapıyorduk şimdi? Şuradan geliyor, şuraya bağlanıyor. Sonra buraya bağlanıyor. Sonra buraya bağlanıyor. Sonrasında efendim buraya bağlanıyor. Sonrasında buraya bağlanıyor değil mi? Aynen öyle, tamamdır. Doğru yapıyoruz. Şu an doğru gidiyoruz. Sonrasında şuradan bir dönüyor. Tak. Buraya bağlanacak ama o metro istasyonunu biz çok kötü bir yere koymuşuz gerçekten. Halledeceğiz abicim şimdi. Şimdi ben şu metro istasyonunu şuradan bir kaldıracağım. Yıkacağım onu efendim. Aynen öyle. Şuraya koyacağım onu. Aynen şuraya yerleştireceğim. Dur bir bakayım. Alan boş değil, alan boş değil. Evet, buraya. Tamamdır. Burada sıkıntı çıkmayacaktır muhtemelen. Şöyle. Yine yapamıyoruz. Yine çünkü alan boş değil diyor. Bu biraz kötü oldu. Bir dakika. Gene yıkalım. Gene yıkmamız lazım. O zaman tamam ya, direkt şuna bağlansın. Oraya şeye gerek yok. Oraya durağa gerek yok. Yani şuradan geçecek. Şuraya bağlanacak. Aynen öyle. Güzel. Sonra sen ne yapacaksın? Sen de geri döneceksin. Tekrar aynı yere, eski yere. Tamam, o zaman dönerken de biraz farklı rotalar kullanalım. Aynen öyle. Dönerken de biraz daha farklı rotalar kullanalım. Tekrar durak koyma işine girişiyoruz abi. Şimdi dönerken şuradan başlayacaksın. Şu taraftan bir tane bir kere geçersin. Yani şuradan bir geçersin. Aynen öyle. Dönerken bu sefer Sultan 1. Kerem Köprüsü'nü kullansın. Yani şuradan devam edecek. Şöyle bir tane bina yıkmaya çalışıyorum olabildiğince. Evet, buradan devam edecek. Sonra buradan devam edecek. Tamamdı. Niye koyamadım? Tamam. Buraya koydum. Sonra şuraya. Yok, oraya. Oraya koyamayız. Tamam, direkt o zaman köprünün karşısına geçsin artık buradan. Aynen. Bu sefer şuradan dolaşıp gidecek. Tamamdır abi. Ben planı yaptım. Ben vallahi planı yaptım şu anda. Şuradan devam etsin. Tamamdır. Okey. Buradan sonra şuraya gelsin. Tamam. Sonrasında efendim buraya. Tamam. Sonrasında da son olarak eski yere bağlanacak. Yani şuraya bağlanacak. Aynen öyle abi. Tamam. Şuraya gelsin. Tamamdır. Şimdi tekrardan bir durakları çekelim. Gerçekten bayağı hani uğraştırdı ama değecek. Hani harbiden değecek abicim bu yaptığımız iş. Şimdi şöyle hemen dön bakalım şuradan kardeşim. Çok güzel. Sonrasında buradan şu şekilde bağlan. Buraya geç. Tamamdır. Tekrar bağlanacaksın. Çok kısa oluyor. Evet, o durağı birazcık daha ileriye taşımamız lazım. Bir tık daha ileri. Bir tık daha. Evet, galiba bu şekilde bağlayabiliriz. Bakalım, evet bağlayabildik. Çok güzel. Tamam, buradan da direkt Sultan 1. Kerem Köprüsü'nden geçeceğini zaten söylemiştik, hatırlayacaksınız. Böyle seri bir şekilde geçsin bakalım. Eğim mi çok fazla? Bir dakika, dur dur, fazla değildir ya. Nasıl suya yapılamaz ya? Az önce ben sudan geçirmedim mi oğlum? Birader, az önce sudan geçirdim ben bunu. Şimdi niye geçiremiyorum, affedersin? Harbiden şimdi niye geçiremiyorum lan? Allah Allah. Çok ilginç ya. Şimdi neden geçiremedim ben? Tamam. Tamam, bu... Oha, bu buradan geçirebiliyorum. Çok acayip. İlginç bir durum. Neden anlamadım ama... Heh, şöyle de oluyor, tamam. Şöyle. Çok ilginç ama bu şekilde yaptık. Neyse, tamam, güzel de oldu bence. Hiç fena değil. Hiç fena değil hocam.
Şuradan bir dönsün. Tamamdır. Şuraya bağlansın. Tamam. Buradan buraya. Çok güzel. Buradan buraya. Muazzam. Son olarak da şöyle bir dönecek. Şuraya gidecek. Ha gayret oğlum, bitecek. Çok güzel. Sonra da buraya. Vallahi bitti gibi. Lan. Bir dakika dur. Tam bağlanmadı gibi sanki. Dur. Bir dakika. Orada tekrar yukarıya kaldırmamız lazım. Aynen öyle. Yani şöyle yapacağız. Durağı seçeceğiz. Yukarıdan yukarıya kaldıracağız. Eğim çok fazla. O zaman nasıl yapacağız? Durağı birazcık geriye alacağız. Aynen öyle. Durağı ilk şundayık, şundayık. Tamam. Bir tane daha metro istasyonu koyalım. Tamam. Şimdi bir deneyelim şeyi. Şöyle çekerek. Heh, tamam bak şimdi oldu. Şimdi bir de yine yer altına bir geçelim. Şuradan şöyle. Evet. Şükür ki galiba bağlandı abi ya. Galiba bağladık. Şimdi buradan tren geçecek mi? Ben anlamadım tam olarak. İnşallah geçer. Yani. Ha, bir dakika dur. Bir dakika. Galiba şundan bizim yine koymamız gerekiyor ya. Metro istasyonu olmadan nasıl geçsin abi? Tamam doğru, dur. Bunu yık. Şunu yık hocam. Niye yıkamıyoruz lan? Bu bölüm var ya harbiden kafayı yedim yani ya. Bu bölüm çok değişik bir bölümdü ya gerçekten. Şu metro istasyonunu inşa ederken bir tık kafayı sıyırmış olma ihtimalim var yani. Var öyle bir ihtimal. Böyle yapalım. Şimdi yolları bundan bağlayacağız değil mi? Ama tabii ki çok şey oldu. O zaman şurayı bir yıkmamız gerekecek. Daha da mı altına inmem lazım? Heh, aynen bunu yıktın. Bir de şunu yık, tamam. Şimdi bu sefer hallediyoruz abi. Son dokunuşları yapıyoruz ve inanın bana bitiyor. İnanın bana bitiyor. Gerçekten bitiyor. Haydi inşallah, haydi inşallah. Şöyle şuradan. Ya alan boş değil diyor ya. Gene alan boş değil diyor ya. Kafayı yiyeceğim ya. Yiyeceğim ya. Kardeşim boş ya alan. Alan boş ya. Vallahi alan boş lan. Yemin mi edem yani? Yemin mi basam? Ne yap? Vallahi alan boş. Aa geçiyor. Bir dakika nereden geçiyor bu şu an? Ha yok tamam geçmedi. Dur. Biz bu düz yolu seçelim mi bir? Şuraya bağlanacaksın ya. Zor bir şey değil ya. Zor bir şey değil ya. Buradan bağlasak. Lan nasıl ayayım çok fazla ben? Hala anlamadım bu işten bir şey. Aa dur lan. Bağladık mı? Yo bağlamadık. Ya başlayacağım ama böyle işe. Neden yapamıyoruz ya? Ulan kafayı yiyeceğim ya. Yık şunu da yık yık. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Vallahi kafayı yedirtirler ya. Bir dakika oğlum. Önce şu tarafını bir tamamlayalım. Ya şuraya bak ya. Gerçekten inanılmaz bir durum ya. Bak şimdi oğlum. Önce şurası. Tamam mı? Lan dur. Koyma hemen dur ya. Abi kafayı yiyeceğim ya. Sıyırdım kafayı. İlk defa metro yapınca böyle oluyor demek ki. Vallahi kafayı sıyırdım ya. Tamam buradan bağlandın. Tamam bu taraf halledildi. Bu taraf şu anda trafiğe açıldı. Değil mi? Tamamdır. Şimdi bir de şu tarafı yapmamız lazım. Ama nasıl? Hani nasıl yapacağız? Onu bilmiyorum. Buradan koysan. He sonra buradan böyle. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanetler gelsin. Ya Allah aşkına şu binayı yıkar mısın ya? Yıkar mısın ya da şunu taşır mısın şuradan ya? Koy şuraya başlarım öyle işe ya. Ya yemin ediyorum deli ettiler ya. Bina taşıdım ya. Koy şunu ya, 2 saattir şunu uğraşıyoruz cidden. İnanılmaz bir şey ya. Tamam mı şimdi hat oluştu. Tren geçiyor mu? Umarım tren geçer yani. Geçen haftaki yolcu sayısı 0. Hatları genel bakış. Metro hattı. Duraklar 1. Araçlar yolcular 0. Duraklar 1 mi? Hat eksik mi? Bir dakika dur. İçeriye biri mi girdi? Bana mı öyle geldi? Bir dakika dur ya. Bizim harbiden orada hatla ilgili yaptığımız bir yanlışlık vardı. Dur. Dur bekle. Hat bir yere hat çektik biz. Heh şuna hat çektik. Şu yanlış oldu. Onu kaldırmamız lazım. Onu kaldıracağız. Şuradan. Kaldır şunu. Heh tamam. Tamamdır. Şimdi
Şunu boşaltmaya baş, şunu iptal et. Şimdi biz şunu yaptık. Yani hattı çektik, değil mi? Aynen. Şimdi hat mı koymamız lazım? Ha, şimdi hat koymamız gerekiyor galiba ya. Tamam. Şimdi hat koyacağız abi. Aynen öyle. Tamam, hattı zaten nasıl çekeceğimizi biliyoruz. Yeni hat oluştur. Buradan başla. Durak ekle. Heh, tamam ya. Ya yemin ediyorum. Yapabiliyoruz ya. İnanamıyorum ya. Tamam. Buraya. Oradan buraya. Oradan buraya. Bak bak, nasıl seviye atlıyorlar. Nasıl seviye atlıyorlar. Evet. Sonunda Keremli Belediyesi olarak şehre metro hizmetinde getirdik. Metro hizmetinde şehre sonunda getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan dolanacak. Aynen. Buraya gelecek. Evet. Buradan gelecek. Buraya gelecek. Sonra buradan. Sonra buradan. Sonra bir dakika, durak atlamıyoruz değil mi? Yok, atlamıyoruz. Sonra buraya. Sonra stadyumu dolaşacak. Gelecek buradan. Buraya. Sonrasında Keremli Köprüsü'nün, Sultan 2. Keremli Köprüsü'nün karşısına. Sonra buraya niye direkt gelmiyor? Şuradan direkt niye gelmiyorsun ki oraya? Bir dakika, yolun yanlış tarafına mı koymuşuz durağı? Hemen değiştiririz, hemen değiştiririz, hiç sorun değil. Şuraya da bir tane durak koyarız. Bir dakika, yolun aynen ya, galiba öyle oldu ya. Çünkü dolanması lazım yani orada. Neden dolanmasın ki, değil mi? Daha önce de iki, aynen tamam, iki tane kesişen hat var yani, o yüzden de değil. Değil mi? Yani öyle olması lazım mantıken. Yeni hat oluştur. Yok abi, bu hattı devam ettireceğim. Durağı hareket ettirmek için sürükle. Tamam, o durağı kaldırdım şu anda. En son durak şurada. Ve durak ekle. Yok abi, öyle olmaz. Öyle olmaz. Ya ta orayı dolaşıp olmaz. O olmaz. Yani rayın şu tarafta kalması lazım galiba. Yani şöyle mi? Aynen bu şekilde olacak yani. Burada olacak. Tamam, onu değiştirebiliriz yani. Hemen bir değiştirelim. Hemen yolu da bir değiştirelim seri bir şekilde. Şimdi onu nasıl yapacağız abi? Şöyle bir yıkmayı aç. Şunları yık. Bunu da yık. Evet. Burayı da yık. Burayı da yık. Tamam. Şimdi yeni bir hat çekeceğiz. Şuradan bir adet serbest yolla. Güzel. Böyle şuradan direkt bağlanıyor. Tamam, güzel. Galiba bu sefer hallettik ya. Şimdi en son durağımız burada. Sonracığıma buraya bağlanıyor. Gene dolaşıyor her yere. Yine her yere dolaşıyor. Niye öyle oluyor anlamıyorum ya. Gerçekten anlamadım niye öyle olduğunu. Ya buradan itibaren durak anlamadığım bir şekilde geriye gidiyor. Neden? Yani ya çok güzel yapıyorduk ya. Ne güzel yapıyorduk. Niye böyle bir şey oldu şimdi? Çok güzel gidiyorduk ya. Durak mükemmel ilerliyordu şey. Hat mükemmel ilerliyordu ya. Dur bir bakayım abi. Ben bir videoyu burada durdurayım. Bunu hallettikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Oh be. Hallettik beyler. Tamam. Yani birkaç tane metro istasyonunu yıkmamız gerekti ama hallettik. Şimdi şuradaki duraktan direkt şuraya geçeceğiz abi. Aynen öyle. Buradan devam edeceğiz. Sonra buraya konulacak. Sonrasında zaten son durak ve son olarak da hatta tamamlayacağız abi. Evet. Son olarak hatta tamamladık. Tamam. Şimdi ve hattı tamamlayacağız. Şurada hat tamamlanacak yani. Aslında hattın şurada tamamlanması daha mantıklı olurdu. O yüzden ne yapıyorum? Bir dakika dur. Tamam, en son şurada kalmışız. Tamam, buraya getiriyorsun. Sonra ben... Tamam ya, burada bitirelim. Tamam, burada tamamlansın. Evet abicim, bitti. Sonunda Keremli metro hattı gördüğünüz üzere tamamlandı abi. Neredeyse bütün şehri metro ağlarıyla ördük. Özellikle Karşıyaka'nın metro hattı gerçekten mükemmel oldu. Artık halkımız, vatandaşlarımız rahat bir şekilde metroyu kullanabilecekler. Şimdi bakalım abi, birazdan muhtemelen kullanılmaya başlayacaktır. Başlanacaktır. Şöyle bir giremiyoruz değil mi lan buralara? Yok ya, oraları göstermez. Keşke gösterse ya. Keşke metronun içini görebilsem abi, çok güzel olurdu. Herhalde yakın bir zamanda kullanılmaya başlar diye tahmin ediyorum. Çünkü her şeyini tamamladık. Yani hatta bir bakıyorum genel olarak.
Yani mükemmel abi ya. Gerçekten mükemmel işleyen bir hat kurduk yani bence. Şehrin bütün önemli bölgelerinden geçiyor. Akyaka'dan geçiyor. Keremli Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ne, Yıldızkent'ten geçiyor. İlk konuttan geçiyor. Yani her yerden geçen bir metro hattı kurduk. Yani umarım geçer ya yolcular. Hadi artık kullanmaya başlayın şunu. Heh tamam, kullanıyorlar. Vallahi kullanıyorlar. 17 tane yolcu kullanmış daha şimdiden, tamam. Ya bir ara ben çok korktum ya. Kullanılmayacak zannettim, çok korktum yemin ediyorum. Bunlar ne? Evet, 48 yolcu bayağı bir kullanılıyor gerçekten. Epey bir kullanılıyor abi, hayırlı uğurlu olsun. Artık sonunda metro hattımız kullanıma açıldı. Ama ben bir tren görmek istiyorum ya. Hadi oğlum bir tren gelsin. Bak ben burada o tren bekliyorum, tamam mı kardeşim? Ben bir vatandaşım. Burada tren bekliyorum. Hadi çık gel. Çık gel biraz daha seri. Hadi. O treni görmek istiyorum ya. O treni görmek istiyorum ya. Neyse kardeşim ya. Sonunda kullanılmaya başladı ya. Öyle mutlu oldum ki. Öyle mutlu oldum ki. Ya, inanılmaz bir metro hattı çizdik. Çok güzel oldu. Dur. Dur kardeşim dur. Nereye dur. Dur bakalım. Selamun aleyküm. Seni ben yaptım. Seni ben yaptım kardeş. Metro. Şuraya bak. 24 tane yolcu taşıyor. Zamanla bu artacaktır da. Şu anda %96, %97 duruyor mu bakalım bir? Bir bakalım. Ya durmaz tabii ki ya. Şuradaki durakta falan duracak. Çok güzel abi. Çok güzel. Bakayım bir, insanlar metro hattına, istasyona giriyor mu şimdi? Aa evet bak, girip çıkıyorlar. Abi mükemmel ya. Çok güzel oldu vallahi metro hattı. Yemin ediyorum çok mutlu oldum ya şu anda. Şu anda çok mutlu oldum ya. Çok güzel. Ya Yıldızkent de çok güzel görünüyor bu arada. Yıldızkent de çok güzel oldu. Her şey mükemmel ilerliyor abi. Keremli Spor Kampüsü'nü, Keremli Spor Kompleksini tamamladık. Keremli Metro Hattı'nı tamamladık. Böylece ilk konuttan stadyuma bence otobüs hattı çekmemize gerek kalmadı. Yani metroyla rahat bir şekilde gidip gelebilirler. Ayrıca ben stadyuma otobüs hattı çektik diye hatırlıyorum bu arada. Ki çektik abi, eminim ya. Yani stadyuma otobüs hattı çekildi. Ben ondan eminim. %100 çektik yani. Şimdi burada kaç tane tren kullanılıyor? Hatlara genel bakış, duraklar, araçlar. 4 tane tren kullanılıyor. Yeter de artar bence şu an için. Gerekirse trenlerin sayısını da birazcık arttırabiliriz abi. Gerekirse trenlerin sayısı da birazcık arttırılabilir. Sorun değil, hallederiz yani. Bunların ne olduğunu sadece bilmiyorum. Bunlar ne acaba? Bu ne mesela? Ya da bu? Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ha galiba gece gündüz. Yani bu sürekli olarak çalışıyor. Anladım abi, tamamdır. Anladım, tamamdır. Araç sayısı değiştirici. Aa bak, araçların sayısını arttırabiliyoruz. Şöyle bir 10'a çıkaralım abi. 10'a çıkaralım. Gerekirse gideri arttırsın. Çok da sıkıntı değil. Şöyle bir 10'a çıkaralım. 10 tane araç kullanılsın ya. Daha fazla araç kullanılsın istiyorum ben. Yolculara bakıyorum. Yani çoğu da kullanılıyor. Şu an sadece gerçi 2 tanesi galiba kullanılıyor değil mi? Aynen, araçlar. Aa bak bak bak, bakabiliyoruz şu anda nerede olduğuna. Trenin şu an nerede olduğuna bakabiliyoruz ve bayağı da hızlı taşıyor gerçekten. Ya bu tren gerçekten, metro hatları çok çok önemli bir şey ya. Çok yapılması gereken bir şeymiş gerçekten. Ben bilmiyordum. Ben harbiden bilmiyordum. Şimdi bir bütçe harcamalarımıza baktığımızda ulaşıma toplamda ne kadar para gidiyor? Tren hattına özellikle 7.313 Keremli doları gidiyor haftalık. Böyle de büyük bir yatırım. Böyle de büyük bir yatırım işte. Keremli Belediyesi'nin değerini bilin abi. Para pul gidiyor demedik. Yaptık yatırımı, bastık parayı. Harcadık her şeyi ve metro istasyonumuzu gördüğünüz üzere inşa ettik. Şimdi Yıldız Kenti'nin merkezine bir tane de gökdelen koyup artık bu işi burada bitireceğiz abi. Nasıl bir gökdelen? Dediğim gibi çok yüksek olmayan, öyle aşırı yüksek olmayacak bir gökdelen mümkünse. Bu çok yüksek mesela bence. Yani gerek yok, bu biraz fazla yüksek. Bence bozar, görüntüyü bozar yani, o yüzden diyorum. Aa, TV kulesi gibi bir şey değil. Oo, oğlum çok yakışır lan. Bir dakika, şehrin tam merkezinde TV kulesi. Bir dakika, güzel durabilir, kötü de durabilir. Emin değilim. Vallahi hiç emin değilim. Denemekten zarar gelmez. Hoş. Çok güzel durdu lan bence. Bence çok güzel durdu lan. Gerçi biraz kaba durdu sanki ama. Yani onu biraz daha şehir dışı bir yere, şu dağların oraya falan taşısak. Sanki daha güzel olmaz mı ya? Yüksek, şöyle tam yüksekte bir bölgede, şuraya falan şöyle. Tam yol kenarına yapılacak zaten de. Aynen aynen, buraya taşıyalım abi ya, buraya taşıyalım. Öyle güzel bir görüntü olur ki var ya, şuralardan falan baktığınızda. Çok güzel görünür. Ya da şuraya da taşınabilir. Buraya aynen. Bak burada da güzel durabilir, evet. Evet, hatta orada bence daha güzel durdu ya. Aynen öyle, tamam abi. O bölgede daha güzel durdu, o bölgede. O bölgede kesinlikle daha güzel durdu. Ben diğer tarafa şey koyacağım. Gökdelen koyacağım. Yani o göklerin alanını ben bozmak istemiyorum şu anda açıkçası.
şuradan dönebiliyorsa bir dönsün bakalım. Çok güzel. Mükemmel bağladık. Harika bağladık. Onu da hemen bir çevresine ağaç koyalım. Çok güzel abi. Mükemmel. Mükemmel oldu. Oraya da su gerekiyormuş bu arada. Hemen oraya da bir su borusu çekelim. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Şimdi bakalım gökdelen, nasıl bir gökdelen koyalım oraya. Hemen onu bir düşünelim. Bu ne? Bak bu aslında fena değil ama bu da biraz fazla alçak. Bunun biraz daha yüksek. Aynen, aynen bu, aynen bu. Aradığım gökdelen galiba bu ya. Bununla koyacak yer yok. Çok fazla bina yıkmak gerekiyor. Çok geniş bir alan kapladığı için onu da iptal ediyorum. Buralara bakalım biraz daha. Bu ne? Bu yani fena değil yüksekliği. Yapılabilir. Maliyeti de 65 bin. Uygun. Tamam abi ya, bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum artık, yeter. Çok fazla aradık. Bunu koydum. Hayırlı uğurlu olsun abi. Güzel durdu. Güzel durdu. Şu anda galiba şehrin en yüksek binası o. Aynen öyle. Şu anda hem ilk konut bölgesinin hem de bütün Keremli şehrinin en yüksek binası o gördüğünüz Yıldız Kenti inşa edilen gökdelen. Çok da güzel durdu abi. Güzel de bir gökdelenmiş bu arada. Çok güzel. Aa! Çam dibi bahçesi parkımız 3. seviyeye ulaşmış. Çardaklar açılmış. Güzel haber. Çok güzel. Şimdi şöyle bir tekrardan gece gündüz döngüsünü açmak istiyorum. Bir gece olsun, bir şehre de bir tekrar bakabiliriz abicim gece olunca. Bir de acaba şu Sky Tower'ın şeyi var mı? Işıkları var mı? Onu da çok merak ediyorum. Metro hattımıza bir bakalım ne kadar kullanılıyor. Şu anda metro hattını 221 kişi kullanmış geçen hafta. Gayet güzel. Haftada 22 turist, kent sakini, haftada 22 turist, özür dilerim, metro hattımızı kullanıyor şu anda. Gayet güzel haber abi. Ve şu ana kadar toplam 243 adet yolcu bu metro hattından faydalanmış. Güzel. Yani toplamda 1000 kişiyi taşıyoruz her hafta toplu ulaşım araçlarımızda. Çok güzel. Paramız da iyice bitti bu arada artık. Yani bir paramızın birikmesini beklememiz gerekiyor. Uzunca bir zamandır bölümlerin sonunda şöyle bir şehri gezmiyoruz. Hani biliyorsunuz biz ilk bölümlerde özellikle şehri şöyle bir geziyorduk her ne denir ona? Her bölüm sonunda. Bu arada bizim sıradaki maç ne zaman? 10.05. Aa, 2 ay sonra. İyi, ona da az kalmış. Güzel. Onu bir kazanalım da, çünkü bize para lazım beyler. Hadi Kerem'le hepsi. Maç kazanın. Evet, şehre bu arada gece çöküyor gördüğünüz üzere yavaş yavaş. Şöyle bir şehrin gece çöküşünde bir izleyelim. Gece çökerken şehre de şöyle bir bakalım. Gerçekten güzel duracak. Hatta biz bence yavaştan gezmeye de başlayabiliriz şehri ya. Şöyle genel bir tur atacağız abi. Bu arada bu bölüm biraz fazla uzun oldu, farkındayım. Ama güzel de bir bölüm oldu. Dolu dolu bir bölüm oldu gerçekten de. Şöyle bir şehri dilerseniz yavaştan turlamaya başlayalım. Abi şuradan görüntüye baksana, bu ne ya? Ya ben bu şehrin buralara, bu mertebelere ulaşacağını hiç düşünmezdim gerçekten. Şöyle sinematik modu bir aç bakalım. Evet, Akyaka. Ya her ne olursa olsun Akyaka ve Yıldızkent bence çok iyi. Karşıyaka da çok iyi ama Karşıyaka çok büyük bir alan olduğu için biraz değişik duruyor. Akyaka çok iyi mesela. Çok hani dozunda az gökdelen var. Yıldızkent de öyle. Yine dozunda az sayıda gökdelen var. Yani Yıldızkent'le Akyaka bence daha güzel duruyorlar ya Karşıyaka'ya göre, bilmiyorum ama siz ne düşünürsünüz? Evet abi, sonunda şehre gece çöktü gördüğünüz üzere. Artık dilerseniz şöyle bir gezmeye başlayalım bakalım şehri. Direkt olarak Keremli Bulvarı'ndan başlayacağım zaten. Öyle bakalım bakalım. Şuradan direkt baktığımda, oy şu gökdelenin görüntüsü çok güzel abi. Evet, Keremli Bulvarı üzerinden devam edeceğim. Lan ne yapıyorsun, dur ezileceksin oğlum orada. Girme lan bir daha yola. Saçma sapan hareketler yapmayın oğlum ya. Evet, şuradan ya, şuradan biz Yıldız Kent'e doğru gidelim en iyisi. Bu arada ulaşım falan da artık kolaylaştı. Çünkü bölgelere çok güzel isimler koyduk. Bölgelerin hani alanlarını iyi belirledik. O yüzden hani direkt mesela şuraya geldiğimizde Yıldız Kent'e geldiğimizi anlıyoruz yani gökdelenlerden ötürü. Şöyle bak, evet, Yıldız Kent'in binası. Aa, buranın da aslında bak binaya bir isim koyabiliriz mesela. Bir bina yanıyor. Hemen gelir ya. Aa, zaten direkt yangın helikopterimiz gelmiş gördüğünüz üzere. Çok güzel, helal olsun. Helal olsun. Direkt geldi, yetişti. Evet, itfaiye ekiplerimiz de yetiştiler. Söndürülür ya büyük ihtimalle, kül olmaz yani orası. Aynen öyle, biraz hasar gördü ama olsun. Ne yapacaktık abi? Şu binanın adını, bu arada bu binanın ışıkları da çok iyiymiş. Bu binanın adını ben Yıldız Plaza, aynen öyle, Yıldız Plaza yapmak istiyorum. Ya da Yıldız Gökdeleni. Ya da Yıldız Plaza, iyi tamam, Yıldız Plaza kalsın. Evet abi, gördüğünüz üzere Yıldız Kent bölgemizdeki, Yıldız Kent ilçemizdeki Yıldız Plaza binası bir yıldız gibi parlıyor adeta geceleri. Duraklardaki bu yoğunluk halis mi ya? Ne kadar çok şey. Oğlum ne yapıyorsun lan? Alet çantasını falan yere koyuyorlar. İlginç bir durum. Neyse. Evet, Yıldız Plaza harbiden çok büyük ve güzel görünüyor. Şuradan galiba Sultan II. Kerem Köprüsü'ne gidiyoruz. Bakalım, ben artık köprüleri de karıştırıyorum şehirde. O kadar da işlek bir şehir ki gerçekten. Bir dakika, şuradan gidince
Şimdi şu Sultan 1. Kerem Köprüsü olması lazım. Evet, şu da Sultan 2. Kerem Köprüsü. Ben Keremli Belediyesi'nin yeni inşa ettiği köprüyü kullanmak istiyorum. Şuradan bir girelim bakın. Abi buradan da görüntü çok iyi. Buradan da görüntü çok iyi. Şuradan da zaten şu televizyon kulesi gibi olan şey görünüyor. O da çok güzel görünüyor. Evet, güzel, devam edelim. Bu arada Sultan 2. Kerem Köprüsü çok güzel olmuş. Çok hoş olmuş gerçekten. Evet, güzel. Ben buradan spor kompleksine gitmek istiyorum. Keremli FC spor kompleksine gitmek istiyorum. Şuradan seri bir şekilde gidelim bakalım. Buradan görünüyor zaten spor kompleksinin olduğu bölüm direkt. Buradan devam ediyoruz. Aa, burası Keremli Parkı galiba. Orayı da bir gezelim. Aa, yok lan, burası mezarlıkmış. Heh, Keremli Parkı burası galiba. Dur bakayım, girişi nerede bunun? Keremli Parkı'nın girişini bulamadım. Heh, tamam, şuradan. Ana kapısı şurada abi. Evet, bu arada Keremli Spor Kompleksinin olduğu bölüme de geldik. Böyle bir bakalım. Evet, gördüğünüz üzere Keremli Parkı'nın girişi. Evet, güzel. Şimdi şu yan kapıdan bir çıkalım buradan seri bir şekilde. Evet, spor kompleksinin olduğu bölüme gideceğiz. Keremli Parkı da o kadar büyük ki etrafını dolaş dolaş bitmiyor. Evet abicim, gördüğünüz üzere Keremli Spor Kompleksi bölgesine de geldik. Burası Keremli futbolcunun ve rakip takım oyuncularının kaldığı otel. Burası bir televizyon kulesi. Bunun Keremli Spor Kompleksi ile bir alakası yok. Burası Keremli kulüp binası. Aa, maç var içeride. Maç varmış lan, benim haberim yok. Maç başlamış. Acaba kaç kaç bitecek, onu da çok merak ettim şimdi ama. Maç da daha yeni başladı. Daha bitmesine 2 ay falan var. Yani o yüzden biraz daha beklememiz gerekecek. Her neyse, artık yavaştan bu bölümü dilerseniz burada noktalayalım dostlar. Çok güzel bir bölüm oldu gerçekten. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur. Skylines serisinin devamı için videoya like atmanız yeterli. Açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. ageofstürtürk.com forumu ziyaret edebilir. Ve Instagram hesabımı takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.